Ya biz Ankaragücü olarak bizim hedefimiz 3 puan. Yani biz oyuncularımıza geldiğimiz günden beri zaten geçen sene de beraber olduğumuz oyuncu grubu. Yani biz sürekli onlara rakibimizle ilgili yaptığımız analizlerde bizim nasıl oynayacağımız oyuncularımıza bunu anlattık. Rakibimizle ilgili bütün analizlerimizi yaptık. Yani biz taraftarlarımızın desteğiyle de bir Trabzonspor maçına bir çıkışa geçmek istiyoruz. Kazanmak istiyoruz maçı. Yani yaptığımız bütün planlar galibiyet üzerine kurulu bir plan olarak hazırlıyoruz kendimizi. Ama sakatlarımız var. Bunda özellikle Cebrail, Hector, Ante'nin durumu maç günü belli olacak. Ama onlar da olmasa onların yerine oynayacak oyuncularımız da var. Yani iç sahada oynayacağımız bu maç 3 puan alıp taraftarlarımızı, camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Takımda hava nasıl hocam? Ya takımdaki havamız bayağı değişti. Yani geçen seneki birlik beraberliğimizi yakaladık gibi. Bizden önceki çalışan arkadaşlarımız da zaten aynı şekilde devam etmiş. Ama şu anda hiçbir problem, sıkıntı yok. Sadece sıkıntımız sakat oyuncularımızın bir an önce maça yetiştirmek için yaptığımız bir çalışma var. Ama biz Ankaragücüyüz. İyi bir takımız, iyi bir oyuncu grubumuz var, iyi bir aileyiz, iyi bir ekibiz. Biz buradan tek hedefimiz maçı kazanıp bir çıkışa geçmek istiyoruz. Hocam 161 gün sonra Ankaragücü'nün başına tekrar geçeceksiniz bu maçla beraber. Bununla alakalı bir şey söylemek ister misiniz? Ya ben alışık olduğum bir ortam. Benim için bir problem, bir sıkıntı da yok. Biz buradan nasıl gittiğimizi de herkes biliyor. Zaten onunla ilgili de detaylı yeri, saati, zamanı geldiği zaman da konuşmalarımı yapacağım ben. Burada biz geldiğimiz günden beri Trabzonspor'un ve oyuncularımıza da Trabzonspor'la ilgili ve kendimizle ilgili yaptığımız işlerimiz var. Biz onları da pazar günü sahaya yansıtıp biz kazanmak istiyoruz. Yani 160 gün önce olmuş, 160 gün sonra olmuş hiç önemli değil. Sonuçta bildiğimiz bir ortam, bildiğim bir oyuncu grubu. Biz bu oyuncu grubuna geçen sene bir devrim yapmıştık, bir destan yazmıştık. Aynı şekilde aynı şeyi yapmak istiyoruz. Geçen sene 3 tane kaybımız var ama biz onların yerine başka oyuncularımızı monte edip biz Trabzonspor maçına, yani şartlar ne olursa olsun rakibimize saygı duyarak biz kazanmak üzerine plan yapıyoruz ve kazanmak istiyoruz. Önünüzdeki rakiplerin çoğuyla Gençler Birliği'nde karşılaştınız aslında. Bu bir avantaj mı? Ne düşünüyorsunuz? Ya ligimizde herkes herkesi yenebiliyor. Evet, biz daha önce hem Trabzonspor'la hem Alanyaspor'la oynamıştık. Ama bu o gün sahaya çıktığın zamanki oyuncunun ruh hali ve isteği, arzusu önemlidir. Bizde de oyuncularımızın, özellikle abilerin takım içerisindeki bir, iyi bir birlik beraberliği var. Yani biz sahaya çıktığımız zaman daha önce de belki oynadığımız bir takım ama sakatlı çok olan bir takım var bugün karşımızda. Ama Trabzonspor bünyesinde olan oyuncuların hepsi kalitelidir ve değerlidir. Biz hiçbir şeye bakmadan biz sadece kendi işimize bakıp, yine söylüyorum, rakibimize saygı duyuyoruz ama biz maçı kazanmak istiyoruz. İnşallah kazanan biz oluruz, camiamızı mutlu etmek isteriz. Ya şu anda eksiğimiz yok ama sakatlarımız var. Geçen hafta da Ante sakatlandığı için ilk kez bugün bizimle beraber çalışacak. Ama onun öncesinde Cebrail'in bir sakatlığı var, ayağında ödem var. Maç günü biraz zor gibi gözüküyor. Aynı şekilde Hector'un da sakatlığı devam ediyor. Ama biz pazara, cumartesiye kadar bekleyip ona göre bir kadro yapacağız. Ama geçen hafta oynayan bir mevcut kadro var. Bir de onun üstüne farklı işler yapmak istiyoruz. Eğer Hector ve Cebrail de oynama seviyesine gelirse de oynatmak istiyoruz. Hocam bir soru daha olacak. Gençlere önem verdiğinizi biliyoruz. Evet. Takımda bir taraftarın da beklediği bir Berke var. Hani Berke ile alakalı ya gençlerle alakalı bir çalışmanız olacak mı önümüzdeki süreçte? Ya biz genç oyunculara önem veren birisiyim. Ama elimizdeki şu andaki genç oyuncularımızın 3-4 tane kaliteli oyuncumuz var. Ama biz bunların 2-3 tanesini de kadroya da almak istiyoruz. Berke yetenekli bir oyuncu, iyi bir oyuncu da olacak. Belki hem Türk futbolu hem Ankara'ya çok şey katacak. Ama biraz zamana ihtiyacı var ama biz hafta sonu Berke'yi kadroya alıp fırsat bulursak oynatmayı da düşünüyoruz. Skaryon'un durumu nedir? Skaryon'u ben geldiğimde bir kere gördüm. Şu anda burada değil, sakatlığı çok ciddi. Şu anda yurt dışına gitti. Tedavisi bayağı uzun sürecek. Yani büyük bir ihtimalle biz bu sezon Skaryon'dan faydalanacağımızı düşünmüyorum. Yani o da sakatlığından dolayı ama şu anda yurt dışında sakatlık ne aşamaya gelir onu da bilemiyoruz. Sadiyev'in durumu nedir hocam? Sadiyev şöyle, milli maçı arasından sonra daha dönmedi. Şu anda aramızda da yok zaten. Kendisine bir türlü de ulaşamadık. 4 günlük milli maç arasından sonra, bugün işte biz 7. 8. gün oluyor. Sadiyev şu anda aramızda değil. Şu anda kendisine zaten ulaşamadığımız için bunu da taraftarlarımız bilsin diye açıklamasının gereğini duyduk. Milli takımda hangi oyuncular var? Ne zaman dönecekler? Bizim Moke var. Moke bugün burada. Diğer bütün oyuncularımız burada. Orgil geldi. Burada. Orgil burada. Sağ olasın. Teşekkürler hocam. Görüşürüz.